arkası yarın. Güller ve Dikenler. Altıncı bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ferruh Sağırlı. Kurgu Ahmet Güneyt Yıldırım. Program yönetmeni Erol Güldiken. Nihal orta halli bir ailenin tek kızıdır. Dikiş dikerek aile bütçesine katkıda bulunmaktadır. Bir gün elbise provası yapmak üzere gittiği Şengül Hanım'ın evinde Levent adında bir makine mühendisiyle tanışır. Nihal'i bir görüşte aşık olan Levent genç kıza evlenme teklif eder. Oğluna hastalık derecesinde düşkün olan ve herkeslerden kıskanan Keriman Hanım bu evliliğe pek sıcak bakmasa da gençler evlenir ve ayrı eve çıkıncaya kadar da Keriman Hanım'ın evinde kalırlar. Ne var ki Keriman Hanım Nihal'i sevmemekte, her fırsatta ona acımasız davranmakta, hakaretler yağdırmakta ve araları açılsın diye sık sık oğluna şikayet etmektedir. Levent ise anlayıp dinlemeden annesine hak vermekte ve genç ve masum karısını azarlayıp acı çektirmektedir. Keriman Hanım'ın niyeti aşırı bir şekilde kıskandığı oğlunu karısından boşatmaktır. Kahvaltıyı toplayıp bulaşıkları yıkayabilir miyim? Yıka ama dikkat et de yine bir şeyler kırma. Merak etmeyin. Telefon çalıyor. Ben bakarım. Alo. Aa, benim. Aha, Şule'cim nasılsın? Ay, sorma hayatım. Ben de seni çok özledim ama biliyorsun öyle eskisi gibi ha dediğin zaman çıkamıyorum evden. Gelin aldı ki eve. Ya. Haklısın. Ama ne bileyim, insan güvenemiyor. Ne de olsa gelin işte. Zaten laf aramızda beceriksizdi. Kırıp döküyor. Ne diyeceksin işte? Evlat hatırına katlanıyorum. Olacak iş mi? Beni komşusuna çekiştiriyor. Allah'ım sen bana yardım et. Ay, ne bileyim nereden buldu Levent. Kendi başına iş yaparsa insan böyle olur işte. Oysa ben neler bulmuştum oğluma neler. Mesela Hümeyra'nın kızı. Kısmet işte. Öyle. Oğlum için çaresiz katlanacağım. Aman Allah'ım, resmen aşağılıyor beni. Beni sevmiyor, küçük görüyor. Ne var, niye ağlıyorsun? Seni sonra ararım Şule'cim. Neden ağlıyorsun bakayım sen? Ayıp değil mi anne? Neden benim için böyle sözler kullanıyorsun? Ben sizin geliniz değil miyim? Vay. Demek şimdi de konuşmalarımı dinliyorsun ha? Pes doğrusu, pes. Sizi bu kadar rahatsız ettiğimi bilmiyordum. Evet, ediyorsun. Ama ne yapayım ki, oğlumun hatırına katlanıyorum işte. Git hadi, ağlayacaksan odan da ağla. Benim de içimi karartma. Terbiyesiz, küstah, görgüsüz. Neyim var doktor bey? Vallahi Hasan amca, senin kalbin bayağı hasta. Nerede yordun bu yüreği bu kadar? Yüreği yorgun olmayan var mı dünyada doktor bey oğlum? Hepimiz yorgunuz. Orası öyle de sen biraz fazla yormuşsun. Ne yapacağız peki? Böyle ayakta iyileşemezsin. Hastaneye yatman lazım. Aman doktor bey oğlum, hastaneye yatamam ben. Bir yaşlı karım var. Tek başına ne yapar o sonra? Çoluğun çocuğun yok mu? Var bir kızım var ama o da yeni evlendi. Rahatsız etmek istemem onu. Sen şartlar ne olursa olsun bir hastaneye yatmaya bak. Ben şimdi sana geçici olarak ilaç yazıyorum. Ama iyileşmen hastaneye yatmana bağlı. Olur.
Nihal nerede anne? Aman bırak şunu, nerede olacak, odasında. Sabahleyin kapandı, hiç dışarı çıkmadı. Yoksa yine kavga mı ettiniz? Etmediğimiz zaman mı var oğlum? Adeta karın kavga çıkaracak sebepler arıyor. Yine ne oldu? Ne olsun? Sabahleyin bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum. Karın da mutfakta bulaşıkları yıkıyordu. Meğer gizli gizli benim konuşmalarımı dinlemiş. Birden ağlamaya, hırçınlaşmaya başladı. Neden anne? Yoksa onun hakkında laf söylediğinde onu mu duydu? Ne alakası var ayol? Ben başkasının hakkında söyleniyordum. Ama hanımefendi hemen üstüne alındı. Aa, bu ne ayol? Evimin içinde istediğim gibi yaşayamayacak mıyım bu kadın yüzünden? Ya bir gün olsun kavgasız yaşanmayacak mı bu evde? Bak oğlum, bu iş böyle yürümeyecek belli oldu. Bir an önce bir ev bul, al karını git. İstemiyorum artık. Eğer bu kadınla geçinmeye niyetin varsa oturursunuz kendi evinizde. O da ne demek anne? Sen bu kadınla hayatının sonuna kadar yaşayabilecek misin oğlum? Bana kalırsa boşa onu olsun bitsin. Saçmalama anne. Nihal odasında mı? Evet. Git ağzının payını ver hanımefendiye. Nihal. Ah, sen ne zaman geldin Levent? Az önce senin yerine annem karşıladı beni. Geldiğini duymadım, kusura bakma. Ne yaptın yine bugün anneme? Hiç. Ben bir şey yapmadım. Neden sordun? Yalan söylüyorsun. Annemin telefonunu dinlemeye utanmıyor musun? Levent, rica ederim. Ben kimsenin telefonunu falan dinlemedim. Canım, dinlemiştin işte. Koca kadın yalan mı söyleyecek? Dinlemedim diyorum sana. Ama annen o kadar yüksek sesle konuşuyordu ki duymamak mümkün değildi. Konuştuğu kişiye beni aşağılatacak şekilde şikayet ediyordu. Yalan. Kadıncağız bir başkasının hakkında konuşuyormuş. Ama sen hemen üstüne alınıp ağlamaya zırlamaya başlamışsın. Bak Levent, bu evlilik böyle gitmeyecek. Bana kalırsa bu işi bitirelim burada. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun Nihal? Boşanalım Levent. Boşanmak mı? Hadi canım, bu da nereden çıktı şimdi? Sen annene haddinden fazla bağımlısın. O ne derse inanıyorsun ve beni dinlemeden, sorgulamadan azarlıyorsun. Bir evlilik böyle gitmez, yürümez Levent. En iyisi boşanmak. Saçmalama Nihal. Gel şöyle oturup konuşalım. Böyle pat diye boşanılmaz ki canım. Neyi konuşacağız Levent? Konuşacak neyimiz kaldı ki? Dertlerimizi, problemlerimizi konuşacağız. Vallahi benim bir problemim yok Levent. Problemi olan bir başkası var. O da annen. Eğer konuşacaksan onunla konuş. Unutmadan söyleyeyim. Yarın annemlere gitmek istiyorum. Olur tabii, git. Annendir, görmek hakkındır. Çay güzel olmuş. Eline sağlık anne. Ben çıkıyorum. Bir bardak daha içseydin. Yo yo, işe geç kalırım sonra. Nihal, ben gidiyorum. Olur, güle güle. Akşam iş dönüşü annenlere uğrar, seni alırım. Olur hayatım. Bakıyorum da karı koca keyfiniz pek yerinde bu sabah. Hayrola hanımefendi bir yere mi gidecek? Evet, annesini özlemiş, oraya gidecek. Görüyor musun bak, herkes annesini el üstünde tutuyor. Sense yerden yere vuruyorsun. Anne, şaka yapıyorsun galiba. Senin için canımı feda ederim. Ne istedin de yapmadım. Orasını bilmem artık. Hadi hadi, sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Demek sonunda yapacağını yaptın ha? Anlayamadım. Ne yaptım ki? Bırak bu numaraları. Kim bilir neler söyledin oğluma. Bana nasıl davrandığını görmedin mi? Nasıl davrandı ki anne? Kim bilir aramıza ne nifaklar soktun. Neler söylüyorsun benim için oğluma? Bana da söyle de duyayım. Hiçbir şey söylemiyorum. Ama hakkınızdaki düşüncelerimi merak ettiyseniz yüzünüze söyleyebilirim. Ne istiyorsunuz benden? Neden bana bu kadar kötü davranıyorsunuz? Ne yaptım ben size? Sana hesap vermek zorunda değilim hanımefendi. Haddini bil. Nasıl isterseniz. Ben annemlere gidiyorum. Git. Git ama bir daha da evime gelme. Yeter artık, istemiyorum seni. Oğlumdan da boşatacağım seni. Göreceksin bak. Aman Allah'ım. Siz hastasınız. Hem de tedavi edilmesi gereken bir hasta. Alo. Levent sen misin? Aa, benim anne. Hayrola, sesin bir garip geliyor. Bıktım. Bıktım artık oğlum. Burama geldi ha, bıktım. Yine ne oldu anne? Sen daha yüz ver bu kadına. Sen kapıdan çıkar çıkmaz tartışmaya başladı benimle. Yok efendim ona kimse karışamazmış. Yok efendim istediğini yaparmış. Hatta senin için Levent kim? Ben koca moca dinlemem dedi. Sonra da vurdu kapıyı, çekti gitti.
Tamam anne, tamam, konuşurum onunla. Hem belki de sen yanlış anlamışsındır söylediklerini. Boşan bu kadından Levent. Hayatımızı zehretti bize. Olanı biteni görmüyorsun evde. Sömürüyor bu kadın seni, sömürüyor. Senden aldığı paraları anasına babasına yediriyor. Anne, onlar Nihal'in annesi ve babası. Elbette gidecek. Gerekirse yardım da edecek. Ya öyle mi? Madem onlara yedirecek kadar paranız var, o zaman çıkın evimden, kiraya taşının. Anne, Allah aşkına uzatma artık. Tamam, konuşurum kendisiyle. Ne konuşacaksın, söyler misin ha? Bak, bu kızdan sana hayır yok oğlum. Mutlu olamazsın. Vakit geçirmeden boşan bundan. Benim güzel kızım, ne iyi ettin de geldin. Buram buram burnumda tütüyordu. Nihal, güzel kızım, nasılsın, mutlu musun? İyiyim baba, ama seni pek iyi görmedim. Biraz zayıflamış, süzülmüşsün. İyi misin sen? İyiyim. Kocan ne yapıyor, iyi mi Levent oğlumuz? İyi anne, çalışıyor işte. Akşam iş dönüşü gelip beni alacak. Neyse, ben camiye gidiyorum. Dönüşte görüşürüz kızım. Peki babacığım. Nihal, mutlu musun kızım? Anlamıştım bunu, anlamıştım. Ah yavrum, kınalı kuzum benim. Ama sabret yavrum, katlan. Önünde sonunda feraha kavuşuruz. Anne, nereden anladın mutlu olmadığımı? Ben anlarım, analar anlar. Yarın bir gün senin de bir çocuğun olsun, sen de anlarsın. Neler çektiğini tahmin ediyorum güzel kızım. Ama sen saygında kusur etme büyüklerine. Elimden geleni yapıyorum anne. Ama kayınvalidem sevmiyor beni. Anlaşılmaz bir şekilde nefret ediyor benden. Sabret kızım. Yapabileceğim bir şey yok. Çaresiz katlanacaksın. Neden anne? Neden katlanacakmışım? Esir miyim ben, köle miyim? Baktım olmuyor, boşanırım. Tövbe de kızım. Hiç olur mu? Neden olmasın anne? Evlenmek kadar boşanmak da normal bir şey. Aman babana bir şey sezdirmeyelim. Yoksa yorgun yüreğine iner vallahi. Nasıl? Aileni gördüğün için mutlu musun? Mutluyum tabii. Onlar benim ailem. Ama aileni görmek için benim annemi aşağılaman gerekmezdi Nihal. Çok ayıp ettin. Anlamadım. Kimi aşağılamışım Levent? Annemi. Sabah benim arkamdan yapmadığını bırakmamışsın zavallıya. Aman Allah'ım, yalan. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım annene. İnkar etme. Kadıncağız sana nereye gidiyorsun diye sormuş. Söylemediğini bırakmamışsın. Yok ben kimseye hesap vermem, istediğim yere giderim. Yok sen karışamazsın. Yok Levent bile bana karışamaz diye ağzına geleni söylemişsin. Yalan, bin kere yalan. Esas ağzına geleni söyleyen o. Beni evden kovdu. Madem annen nereye gidiyorsun, bir daha bu eve dönme dedi. Bıktım artık, bıktım. Esas bıkan benim Levent Bey, yeter artık. Her gün her gün çekilmez oldu bu hayat. Bir tek günümüz bile annen yüzünden kavga etmeden geçmiyor. Peki giderken ne götürdün annenlere? Hiç, biraz meyve aldım. Biraz da kuru pasta. Yalnızca bu kadar mı? Evet bu kadar. Eğer daha büyük bir şey yapmam gerekirse bunu sana söyler ve yaparım. Ama ne demek istediğini anlıyorum. Aklın sıra ana oğul sizlerin malını parasını aileme kaçırdığımı sanıyorsunuz değil mi? Yazıklar olsun Levent. Yazıklar olsun sana. Hala farkında değil misin? Bu evlilik her gün her saat biraz daha çatırdıyor. Kalkıp Levent'in kahvaltısını hazırlayayım. Levent, uyan hadi. Levent, hadi uyan. Tamam, kalkıyorum. Ben kahvaltını hazırlarken sen de elini yüzünü yıka, olur mu? Az kalsın düşüyordum. Nihal, neyin var? Yüzün sapsarı oldu. Birden başım döndü. Yardım eder misin? Şuraya oturayım. Tabii, gel canım şöyle. Tamam, otur. Şimdi nasılsın? Hayrola Levent, ne oldu oğlum? Nihal baba birden fenalaştı da. Sen şöyle yanında dur da ben giyinip hastaneye götüreyim onu. Dur, endişelenme Levent. İyiyim. Başımın dönmesi geçti. Nihal kızım, bir doktora götürelim de muayene ol ha? Sağ ol baba, ama gerek yok. İyiyim. Ne oluyor sabah sabah ayol?
Artık kendi evimde uykuda mı uyuyamayacağım? Yahu kız hastalandı. Sen ne söylüyorsun hanım? Uykunun sırası mı şimdi? Aa, ya ne oldu, neyi varmış? Başı dönmüş, düşüyordu. Baksana yüzü sapsarı. Hadi canım, onun yüzü hep sarı, hastalıklı gibi. Nihal, hadi güzelim. İnat etme de seni bir hastaneye götüreyim. Bakarsın önemli bir şeydir. Ay bu kadar büyütme Levent. Biraz başı dönmüş, geçmiş işte. Olsun anne, benim içim rahat etmez. Hadi Nihal'cim, gel canım. Güller ve Dikenler adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.